Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hava ile köklendirme nasıl yapıyorum? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve ayrıca bana yorumlarda bazen sorular geliyor, bazı sorular. Tepeçeliği almaktan çekindiklerine dair. Bunlara bu videomda aslında arkadaşlarımıza cesaret olsun bir nebze de olsa. Hava ile köklendirme aslında sukulent çeliklerimizin kaybetme riskimizi en aza indirgeyen yöntem. Gördüğünüz gibi topraksız, susuz bir şekilde kökler oluşturmaya böyle başlıyor arkadaşlar. Sizlere yakından göstereyim. Bakın ne güzel, 8 günde oldu bu. Ben videomu 4 gün sonra yayınlamıştım kanalımda. Bugün tam 8. gün ve bakın bazılarında kökler oluşmamış. Stahlilerin köklerine bakar mısınız? Pembe pembe çok güzel duruyor. Bazıları kök oluşturmamış ama çoğu aslında bakın Sedeverya letizia. Bu kök vermiş. Diğer tepeçeliği olan Sedeverya daha vermemiş. Ama olsun. O da verecektir kısa zamanda. Bu da Comixtum çeliğim. Bakın hep köklerini vermişler. Sadece Fred Ives daha kök vermemiş. Comixtum da şuradaydı. Bakın o da çok güzel bir şekilde kökler oluşturmuş. Stahlileri daha sonradan ben kesmiştim tepeçeliklerini. Çok güzel bir şekilde onlar da verdi ya köklerini. Yani hava ile köklendirme aslında tamamen çeliğimizi kaybetme riskimizi azaltıyor. O yüzden en garantili yöntem gibi geliyor bana. Ben hep bu yöntemi yapıyorum arkadaşlar. Hem de zaten ilkbaharda ve sonbaharda üretim yapmak aslında en doğrusu. Ben Haziran ayında yaptım. Yani iklimim buna el verdi diye düşünüyorum. Şimdi sizlere böyle kestiğim yerlerden olan yavrularını da göstereceğim. Çok güzel yavrular verdi. Şimdi bu aşamalarda köklendikten sonra kuru bir toprağı alacağım. Hafiften böyle bir su vereceğim. Nemli olsun, kök yapmaya devam etsin diye. Size bir de şu saksımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu saksımı da Koçtaş'tan almıştım bu sukulentlerimi. Ben bu türümün tepeçeliğini almıştım gördüğünüz gibi. Şöyle bebeğini de göstereyim. Tepeçeliğini almıştım. Ama şöyle bir durum yaşandı. Ben hava ile köklendirdim bunu. 12-13 gün olmuştu. Hiçbir şekilde kök oluşumu yoktu. Bu saksı nemliydi toprağı. Dedim artık dedim böyle nemli bir şekilde toprağında hani kök yapmaya teşvik etsin dedim. Ve yanına diktim. Tabii kontrol ediyorum. Allah'tan kontrol etmişim. Hemen gövdesinin bir kısmında yumuşama ve çürüme başlamıştı. Ve hemen oradaki o çürüyen kısmını kestim. Tekrardan sıfırdan hava ile köklendirmeye devam ettim. Hiçbir şekilde kök oluşturana kadar toprağa ve suya yaklaştırmadım arkadaşlar. Çünkü havadaki nemle gövdesinde böyle çürüme meydana gelmişti. Erken fark ettiğim için çok sevindim. Yoksa tamamen çeliği kaybetme riskim oluşacaktı. Ve şu anda ben kök oluşturdu hava ile. Yani şu anda değil, yani bayağı önce diktim ben bunu. Hemen kökler oluşmaya başlayınca toprağa aldım. Bakın şu anda gayet güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bakın su da depolamış artık bünyesine. O yüzden aceleci olmamak lazım. Tabii ki kuru bir toprakta da kökler veriyor, gelişimle başlayabiliyor. Ama hani ilk başladığınız zamanlarda çekiniyorsanız hava ile köklendirme yaparak bu riski en aza indirgeyebilirsiniz. Nacizane bir tavsiyemdir tabii ki. Yeni başlayanlar ve tepeçeliği almaktan çekinen arkadaşlarım için. Gölge bir yerde ama aydınlık, bol aydınlık bir yerde beklettiğimiz sürece hiçbir zararı olmuyor arkadaşlar. Şimdi sizlere tepeçeliği aldığım yerlerdeki gelen küçük bebişleri göstereyim. Görüyorsunuz Comixtum. Hiç ellemiyorum. Belki gövdesinden de daha sonra devam eder yavru vermeye.
Bu yapraklarından vermemiş arkadaşlar ama şurasından görebiliyorsunuzdur. Bakın yavrularını vermeye başlamış. Şu anda Fret Ives'te hiçbir şekilde yavru oluşumu olmadı. Tabii ki her türün yavru vermesi, kök vermesi yani farklı olabiliyor. Bu yüzden hiç acele etmiyorum. Zaten daha 8 gün oldu. Bu da yani şurada bir hafta kadar belki yavru vermeye başlayabilir. O yüzden hiç endişe etmiyorum. Bakın bu da görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Zaten altlarında yavrular vardı ama en altındaki yavru yeni gelmiş. Bakın 4 tane, 4-5 tane yavru var şu anda bu gövdede. Görebiliyorsunuz. Şu yavrusu olmayan gövdeler de vermiş. Bakın. Bunlar hep yeni patladı arkadaşlar. Bakalım daha devam edecek. Bakın burada da var. Yani o yüzden tepe çeliği almak her yönden arkadaşlar çok güzel. Bakın yaprak arasından buradan da gelmiş. Bu da sarı çiçek açtı. Bunu da göstereyim. Şu anda güneş çıktığında tekrar açacak çiçeğini. Başka Comic Sum'dan almıştım. Bakın Comic Sum'a. Oradan yavru verdi. Hem yavrularını büyütecek. Gövdesine bakıyorum. Gövdesinde daha bir şey göremedim. Hem bu yavrularını büyütüyor hem de yeni bir yavru veriyor. Devam ediyor yani gelişmeye. Bu Sedeverya Letizia'ya bakalım. Bu da buradan bir tane yavru vermiş gördüğünüz gibi. Daha yavru gelecektir. Evet şuradan da görüyorum. Şuradaki yaprağından da görüyorum. Bakın. Çok tatlı yani 3-4 tane daha yavru verir gibi geliyor bana. O yüzden tepe çeliği almaktan çekinmeyin. Hava ile köklendirme eğer çekiniyorsanız hava ile köklendirerek de yani bu riski azaltabiliriz. Bakın ben şimdi bir tane daha gördüm. Şurada da yavrusu varmış. Şu yaprak arasında. Şuradan. Bakın. Oradan da yavru vermiş. Yani şu anda şu gövdeden iki tane yavru büyütüyor. Buradan bir tane görüyorum. Ama bu da yakın. Bu da şuradan küçük bir parça daha var. Görebiliyorum yani. Çok güzel bir şekilde yavrular vermeye devam edecek. Bu tepe çeliklerim de çok güzel. Bir şekilde köklendi. Aa evet pardon. Şurada stahlimi de görüyorsunuz. Bakın bunu unuttum arada. Bakın bu da iki tane yavru vermiş. Kestiğim yerde. Çok tatlılar. Stahli. Özellikle stahliyi ben bu kadar çabuk kökleneceğini arkadaşlar düşünemedim. Tabii ben bunları kontrol ediyordum ara ara. Stahli 5 gün olmuştu. Baktım pembe pembe oluşumlar yapmaya başlamıştı. 8. gün bugün dediğim gibi. Bakın daha da uzatmış o köklerini. Yani hepsi güzel bir şekilde aslında ilerliyor kök vererek. Aklınızda kalan, unuttuğum bir şey olursa arkadaşlar, merak ettiğiniz bir soru olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bakın bu da çiçek sapı, Akaulis'i. O da buradan yavru vermiş. Ama kök yok daha. Ama olsun, kök de oluşturacaktır. Böyle ben çiçek saplarını da atmıyorum. Yani çürüyene kadar dursun diyorum. Belki bir yavru bir yavrudur. Bu da bakın bakın bakın. Yavru vermiş o da çiçek. Çiçek sapıydı bunlar. Çiçeklerini kopardım. Bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Telefonumda küçük bir problem var. O yüzden yorumlara geç fark edip dönebiliyorum. Yani inşallah birkaç gün içinde problem düzelecek. O yüzden böyle geç döndüğüm veya da hani videolarınıza geç döndüğümde kusuruma bakmayın. Bazı sıkıntılar yaşıyorum o bildirimler konusunda. Beni abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.